Yakında o kolejinin zorbalığa karşı etkinlik düzenleyerek öğrencilere barışı aşılamanın hedefine büründüler. Okay, it's when some of our friends behave cruel or they act badly to their other friends and they feel... How do they feel? Huh? Lonely, sad, yes? Yakında Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre etkinliğe Ortaokul Kolej Müdür Muavini Ömer Özkan, İngilizce Bölüm Başkanı ve Müdür Muavini Lasle Hakseven, Yakında O Koleji İngilizce öğretmenleri Azize Dedeoğlu, Melin Ergen ve öğrenciler katıldı. I'm going to tell you a true story about bullying. It happened in the UK. There was a boy who went to a college in London. He had a few friends, but other kids were bullying him every day. Yakında O Koleji İngilizce öğretmenleri Azize Dedeoğlu, Melin Ergin'in organize ettiği etkinlik, gönüllü öğrenciler tarafından üstlenip, zorbalık nedir, nasıl bir duygudur sorularının cevaplarını aradılar. Accept him as friend. He was lonely. Finally, he decided to leave the school. He told his parents that he wasn't happy. His parents allowed him to leave the school and he started... Öğrenciler tarafından deyimler toplanarak ve hazırlayıp düzenledikleri resimler, posterleştirilerek yaptıkları sunumlar ile eline aldıkları mikrofonlarla şarkılar okudular. I am not. We should all be friendly and live together happily, okay? Now we are going to listen some quotes from our friends. Let's start from Alta. Yes. Please read it now. Etkinliklerin ardı ardına yapılan gösterilerin yanı sıra internet üzerinden de gerçek hikayeler alınıp öğrenciler tarafından paylaşıldı. İkinci ve üçüncü haftada ise resim öğretmenleriyle buluşularak resim yapan öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü öğrenciler seçildi ve koordinatör Gülten Sert tarafından hediyeler takdim edildi. Herkesin mavi elbiseler giyerek katıldığı bu etkinlikte ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi birçok ünlünün barış şarkıları çalınarak bütün öğrenciler el ele tutuşup barışın simgesini fotoğraflaştırdılar. Yakında O Koleji öğretmeni Aziz Dedeoğlu bu etkinliklerinin artık her ayda bir yapılıp küçük yarışmalarla düzenleneceğini belirtti.